Zeynep Bastık Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Bastık şarkıları kadar danslarıyla da ilgi odağı oldu. Konseri izleyenler arasında ünlü şarkıcının yakın dostu Enis Arıkan da vardı. Siz ne yapıyorsunuz efendim? Çalışıyorum. Oyun devam ediyor. Oyun devam ediyor. Alice devam ediyor. Dizi camdaki kıza gidiyorum. O kadar başka bir şey yapmıyorum valla. Nasıl geçiyor? Dizi de var bir yandan. Oyun da var. Çok hareketli. Evet, her... Dizi zaman ayırıyor musunuz yani bir yandan? Ya ayırıyorum. Bugün mesela ilk defa boş günümdü. Rahat rahat evde keyif yaptım. Ondan da konsere geldim işte. Yarın sabah 7'de kalkıp sete gideceğim büyük ihtimal. Şimdi set saati bekliyorum. Alıştık artık ya. Ne yapalım? İşimiz olsun. Enis Arıkan'ın Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Şükrü Özyıldız ve İbrahim Selim'le beraber oynadığı Alice müzikalinin Haziran ayına kadar bütün biletlerinin satıldığı gündeme geldi. Müzikalin bilet fiyatları 193 ila 504 TL arasında değişiyor. Peki Alice de her gün, her zaman, her konser etkinliğinde sold out yapıyor. Evet. Artık hani... Evet, Haziran'a kadarsın. Acaba gelecek mi? Turne mümkün değil. Bizim tamamen center'a göre yapıldı sahne düzenimiz. Dekorumuz bir tek oraya uygun. O yüzden hiçbir bir yere gidemiyoruz. Anca seyirci bize gelebilecek öyle. Enis Arıkan her yıl olduğu gibi bu yazda yakın dostu Ezgi Mola ile Alaçatı'ya tatile gideceklerini açıkladı. Yazın Alaçatı bizim klasik. Evet, Ezgi ile birlikte gideriz orada. Bir iki ay kalırız, döneriz öyle. Ünlü oyuncu Muzaffer karakterine hayat verdiği Camdaki Kız'ın Haziran ayında sezon finali yapacağını sözlerine ekledi. Çok sıkıldım bu klişe cümlelerden ama fazla aşık belki biz birbirimize. Biz dramatik bir his çeksek de içinde çok eğleniyoruz. Keyifliyiz bayağı. Sanırım Haziran'dır. Yani Haziran'ın ilk haftası falan sezon finali yaparlar. Ben yanlış açıklamalar yapmayayım, ben beni korkutma. Bir de genelde şimdi şey de oluyor yani, beklenmedik anda çok güzel filmler bir anda filan da yapabiliyor. Evet, Allah korusun. Yani çok güzel, reytingimiz çok iyi. Bence öyle bir şey olmaz sanmıyorum ya, Allah korusun. Ancak işte bu pandemiden, işte koronadan falan dolayı bir sağlık arası falan veriyoruz. Başka bir derdimiz yok çok şükür. Oluyor mu seferde siz zorlanmış? Hayır, alıştık artık. Ne gibi? Pandemiden insanlar zorlandılar ya, yakın mesafede. Tabii biz de öyle. Çok zorlandık ama bütün her gün test yapılıyor. Ona göre sete giriyoruz. Bazı oyuncular eleniyor o hafta, evine gidiyor. Ona göre senaryo değişiyor falan. Çok zorluk çekiyoruz tabii ki de. Yapacak bir şey yok. Bu dönemde böyle. Bir anda COVID çıkıp bir hafta. Öyle, hepimiz için öyle. Yapacak bir şey yok. Alıştık, ne yapalım. Yani bir hafta ara verip devam ediyoruz. Yani sağlıklı olalım da önce gerisini hallederiz. Çok sağ olun. Kendi dünyam bana yetiyor. Mecbur kalmasam dışarı bile çıkmam.